Cümleten selamünaleyküm dostlar. Bugün önemli konuklarla birlikte önemli noktalara seyahat edeceğiz. Afrika'dan bahsetmemiz gerekiyor. Bunun yanında TÜSİAD'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Bunlardan bahsetmemiz lazım. Dünyadaki Türkiye hakkında bir takım konuları konuşmak için Ercan Faraş ve Özgür Adam aramızda. Buradan hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk Eyvallah, Kaylakçı. hoş bulduk. Hiç bekletmeden yayındaki arkadaşları da başlarken de rica edeyim, aşağı inip yayını beğenirseniz çok daha fazla insana ulaşmasına vesile olabiliriz. TÜSİAD bir açıklamada bulundu. Dedi ki kabul görmüş ekonomik politikaların uygulanması gerektiğini dile getirdi. Bu kabul görmüş ekonomik politikalar nedir? TÜSİAD ne yapmak istiyor? Bize ne anlatmak istiyor? Türkiye'nin yarınında bizi neler bekliyor? Ercan abi seninle başlayalım istersen. Eyvallah. Kabul görmüş ekonomik politika nedir? Eğer dolar yükseliyorsa faizi yükseltmesi gerekir. Merkez Bankası'nın kabul görmüş olan budur. Yani bir şekilde doları stabil tutamadıysanız o zaman faizi yükseltirsiniz. Faiz vereceğim daha fazla dersiniz. Ve dolara olan yoğunlaşmayı bir şekilde faiz tarafına çekerek doları aşağı çekersiniz. Bunu söyledi TÜSİAD. Ama burada garip olan şu, bunu zaten birçok özellikle muhalif ekonomistler söylüyor. Ama bunu TÜSİAD'ın söylemesi biraz garip. Şöyle ki, tamam bugün doların yükselmesinden dolayı bir sıkıntı var ama bu sıkıntıyı çeken aslında halk, TÜSİAD değil. Çünkü bugün TÜSİAD'ın üyelerine baktığınızda özellikle ihracat yaparlar, bir şekilde iş yaparlar ve doların yüksek olmasından aslında en çok onlar fayda görürler diyebiliriz kesim olarak. Faizin yüksek olmasından yani doların düşürülmesi için yapılması gerekiyor dedikleri o faizin yüksek olmasındansa normal şartlarda TÜSİAD'ın yani iş adamlarının rahatsız olması gerekir. Neden? Faiz yüksekse borçlanma faizi, dolayısıyla yatırım için gereken sermayeyi bulma faizi maliyeti yükselir. Dolayısıyla iş adamları yatırım yapacak olan, işlerini büyütecek olan insanlar faizin yükselmesini istemez. Burada şunu söyleyelim. Doların çıkışı bir yere kadardır. Yani bu böyle 100 liraya kadar gidemez. Ama faiz dediğiniz daha kalıcı bir görüyoruz mesela faiz öyle ha deyince indiremiyorsunuz. Adım adım indirmek zorundasınız. Ama dolar bir Venezuela'da hala şekilde %50'nin üzerinde mesela. orada zaten düşmesi imkansız bu saatten sonra böyle bir ortam değişmekten sonra. Çünkü Venezuela'nın birçok diğer ekonomik girdisi de çok olumsuz durumda. Yani aslında Venezuela ile Türkiye'yi o açıdan kıyaslamak çok yanlış. Çünkü Türkiye'nin bugün dolar ve ona bağlı artan enflasyonun içinde olumsuz hiçbir verisi yok. Şimdi böyle bir ortamda ben şu soruyu soruyorum kendime. Bunu bir şekilde de cevaplamak açmak istiyorum. TÜSİAD faizlerin düşük olması ve bu sayede daha ucuz yatırım imkanları bulmak istemesi gerekirken nihayetinde neden faizler yüksek olsun ister? Şimdi Bu sorunun Cumhurbaşkanıyla cevabı farklı şeyler konuşuyorlar aslında. TÜSİAD ve Erdoğan farklı şeyler söylüyor. Erdoğan diyor ki faizi düşüreceğim. Bakın göreceksiniz. Bugün de aynısını aslında söyledi. Enflasyon da düşecek diyor. Ama bunlar diyor ki faizi yükselt, enflasyon da düşsün. Yani bu enflasyon nasıl düşecek? TÜSİAD başka bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha farklı bir şey söylüyor. Muhalif Ya ekonomistler bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yani bu ekonominin şimdi çok kitabı bir tane değil mi? değil. Yani değil. Önce şunu söyleyelim. Ekonomistler arasında sürekli bir kavga vardır. Ekonomi öyle tek başına bir kitabı yazılmış ve onun üzerine işleyen bir durum değildir. Bir kere birçok işte dünya üzerindeki yerleşik ekonomik sistemler bir ülkede farklı sonuç verebilir, başka bir ülkede farklı sonuç verebilir. Birçok girdisi vardır, birçok farklı açısı vardır, onların da etkisi vardır. Dolayısıyla öyle kitabında yazana göre bir ülkeye uygulayayım, o ülkede her ülkede aynı sonucu versin denmez. İkincisi, çok büyük ekonomistler, çok işte nam yapmış ünlü ekonomistler arasında da ya o kadar
birbirine zıt görüşler ve tartışmalar vardır ki ekonomi konusunda şu kesin doğrudur, şu kesin yanlıştır demek imkansız. Mesela bir şey söyleyeyim. Bir kesim ekonomi şöyle der. Ekonomi matematiktir der, verilerdir der ve bunlar üzerine işler der. Ama en az onlar kadar yoğun bir kesimde der ki ekonominin çok azı matematiktir. Çoğunluğu ise beklenti ve algıdır der. Şimdi ben mesela bu ikinci görüşten yanayım. Çünkü bugün eğer ekonomi matematik olsaydı, Türkiye'nin ya da veriler olsaydı, Türkiye gibi ihracatı sürekli artan, cari açığı kapanan, üretimi artan, birçok diğer verisi olumlu olan bir ülkenin dolarının bu seviyelere gelememesi lazım. Bakın bizden çok daha kötü durumda bu veriler açısından olan ülkelerde dolar bu sonucu vermiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkıyor. Bir şekilde ekonomik verilerin birini ikisini diğerlerinden zıt bir şekilde algılarla oynayarak, insanların algısıyla oynayarak bunu da hem ekonomik açıdan belli argümanları kullanarak yaparsınız. Hükümet yaptığı bazı şeylerle bunu tetikleyebilir ama genel manada insanların beklentisi ve insanlar üzerinde oluşmuş algı ekonomi üzerinde çok etkili. Bugün doların artmasının en büyük sebebi aslında veriler falan değil. Bugün doların artmasının en büyük sebebi beklenti ve algıların dolara insanların yönlenmesi üzerine. Peki ben sadece ben şunu merak ediyorum. Bugün TÜSİAD bu açıklamayı yapıp bir şekilde kısa yoldan doları düşürelim. Yani standart bir şekilde doları düşürelim. Standardı nedir biliyor musunuz? Standardı şudur. Dolar bir silahtır. Bakın doları dışarıdan arttırıyorlar ya da işte düşürüyorlar demiyorum sadece. Bu ayrı mevzu. Dolar en nihayetinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hazırlanan 1970'lerde tetiği çekilen bir silahtır bütün ülkeler üzerine. Ve bu silaha karşı sizin yapabilecekleriniz doların sahiplerine Amerika üzerinden sürekli diyet ödemektir. Sürekli haraç ödemektir. Bu haracı ödediğiniz sürece dolar sizi vurmaz. Nedir bu haraç işte? Dersiniz ki sizin silahınız yani dolar beni vurmasın diye ben size yüksek faiz vereyim. Ben size evet. Kazancımdan şu kadarını vereyim dersiniz. Bu işin kısa yolu. O bahsettikleri, TÜSİAD'ın bahsettiği yerleşik işte veya kabul görmüş sistem dediği bu. Ama burada mantıksız bir şey var bakın. TÜSİAD dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor değil mi? İş adamları, Türkiye'nin en büyük iş adamları. Peki bu iş adamları bugün doların artmasını, ihracat yapacaklar, dolar artsa o ne güzel işte daha fazla kazanacağız diyecekken, faizler düşük ne güzel işte yatırım yapabileceğiz diyecekken, bu kabul görmüş sistemi isteyerek doların düşürülmesi adına faizlerin artmasını isteyerek ne yapmaya çalışıyorlar? O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Anlıyorum değil, biliyorum. Daha önce de defalarca dile getirdim, yazdım. Bizim Türkiye'de özellikle işte TÜSİAD'dan nasıl o çevredeki iş adamlarının durumu şudur. Bunlar yatırımlarla iş yaparak kazandıkları kadar hatta belki ondan fazla sermayelerini özellikle devlete satarak para satarak kazanırlar. Geçmişte baktığımız zaman iş adamlarının büyük holdinglerin faaliyet dışı gelirleri vardır. Faaliyet gelirlerini geçer. Yani çalışıp kazandığından çok faiz gelirle gelir elde etmişlerdir. Şimdi yani diyorlar ki sen bu silaha sana döndürülmüş olan tetiği çekilmiş olan bu silahı silaha karşı normal standart boyun eğerek ekstra fazla farklı bir şey yapmayarak bir şekilde haracını vererek karşıla bunu diyorlar. Peki haracı kim üzerinden veriyoruz? Haracı kime veriyoruz? Doların sahiplerine. Peki kim üzerinden veriyoruz? İşte kim üzerinden merkez veriyoruz? Hayır, şunu demek istiyorum. Kime veriyoruz ve onlar bir şekilde iletiyorlar? Dünya sisteminin Türkiye içerisindeki beslediği, büyüttüğü belli başlı zenginler üzerinden. Çünkü onlar devlete para satarak bu faiz alıyorlar. Ve bu döngü içerisinde Türkiye yıllarca sömürüldü. Yıllarca yüksek faizle milli gelirinin büyük bir bölümünü faize verdi.
Peki yıllarca neden bu oldu? Ben mesela merak ettiğim noktalardan birisi de bu. Bence aramızda merak edenler de vardır. Bu arada yayını izleyen arkadaşlara şunu da sorayım. Yani faiz mi daha tehlikeli Türkiye için yoksa dolar mı? Yorumlara yazarlarsa çok çok sevineceğim. Şundan bahsetmek istiyorum abi. Bu noktaya da bir değinelim istiyorum. Ali Babacan döneminde şu anda mesela o da bir iktidar olma çabasında kendi çapında. Ali Babacan döneminde onun ekonomiyle ilgilendiği dönemde çok farklı bir ekonomik model işleniyordu. O dönemde mesela 6-0 kendi attığını falan iddia ediyor. Saçma bir şekilde ki ülkenin lideri bunu onaylamadan kendi kendine bir bakan nasıl bunu yapabilir? Orası apayrı bir mevzu da. O dönem mesela faiz üzerine kurulu ve bu standart yöntem diyerek bahsettiğin yöntemle Türkiye ilerliyordu. Türkiye'nin ama bir 2023 hedefi vardı. En güçlü 10 ekonomi içerisine girmek gibi. Bu sıçramayı o dönemki yürüttüğü taktik ve planlamayla aslında gerçekleştiremedi bir şekilde. Bugün bir model değişikliğine gidiliyor. Bu model değişikliği mi acaba bizim en güçlü 10 ekonomi arasına girmemize vesile olacak? Beklenti bu yönde mi? Buradan ben devam edeyim istersen. Sorun Evet, güzel soru. sen devam et. Şimdi Ali Babacan döneminde evet faizler biraz daha düşürüldü. Dolar hareketleri yavaşlamıştı ama üretim konusunda ciddi sıkıntılar vardı ki hala aşamadık o sıkıntıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça söyledi. Artık dedi üretim ekonomisine geçiyoruz dedi. Hem üretim hem istihdam ve ihracat şeklinde planlanmış, tasarlanmış bir ekonomi modeli var şu anda. Geçmiş dönemde zaten doların baskılanması dönemi vardı. Evet, dolar bir şekilde hükümet tarafından baskılandı. Bunda Ali Babacan'ın payı var mıdır, yoktur bilemem ama dediğim gibi 6-0'ın atılmasında yani Cumhurbaşkanı, o zaman dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı olmadan bir bakanın böyle bir çalışmaya girmesi biraz zor. Yani sonuçta imzayı atan veya talimatı veren bir cumhurbaşkanı, o dönemin başbakanı var. O süreçte doların gerilme olayı var. Ama 2013 yılına geldiğimizde hatırlarsanız bu Gezi olayları döneminde hemen öncesinde faizler %4'e kadar indi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün onu da söylemişti. Yine indireceğiz dedi faizleri %4'lere kadar. Belki daha da aşağılara, sıfırlara kadar indirecekler. Ve kesin kararlar bu sefer. Gezi olaylarıyla beraber o dönemin Gezi olaylarında şimdi ismini zikretmeyelim burada ama az çok böyle banka isimleri falan, şirket holding isimleri duymuşuzdur. Belli taraftar gruplarına para ödeyen, oradaki gençlere işte hem gıda hem para hem içki servisinde bulunan iş adamlarını duyduk. Ve hemen akabinde faizlerin %8'lere, %10'lara peş peşe arka arkaya arttığını gördük. Yani bu faizlerin artmasında kimlerin payı olduğunu biliyoruz işte ki o kişiler şu anda da devreye girdi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu işte en son TÜSİAD başkanını aradım dedi. Oradan gündem oldu zaten. Sonra hemen peşine TÜSİAD'ın bir açıklaması oldu. Yani CHP'de eskiden beri bir alışkanlık var biliyorsunuz. Önceden ordu göreve diye bir çağrı yaparlardı. Genel kurmayı ararlardı önceden. Nasıl? Genel kurmayı ararlardı önceden. Genelkurmay'ı da arayabilirlerse ararlardı. Orduyu göreve çağırırlardı. Sonra Anayasa Mahkemesi önünde işte kapıları aşındırırlardı. Yargıyla çok ilgilenmişlerdi bir dönem. Şimdi de o umduğunu bulamayan ana muhalefet sıra TÜSİAD'a geldi. Orayı arama gereği duydu ki TÜSİAD'ın başındaki isim hakkında bilmiyorum. Ercan'ın detaylı bir fikri var mı? Ben çok yüzeysel bilgim var. İtalyan asıllı bir iş adamı. Sittimo isimli bir zat. Yani ne kadar millidir, ne kadar Türklük ruhu vardır onu bilemiyorum tabii ama yani sonuçta bu adamla görüşüldü ve bu adamın bazı açıklamaları oldu, onun tavsiyesinde açıklamalar oldu.